Merhabalar. Arzu Cengiz Yaşam Renklerinden kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Güzel bir akşam olsun. Yine bu akşam güzel tatlı bir konuğum var. Sevgili arkadaşım Anette İnselberg bizimle birlikte. Bilinçaltını konuşacağız. Bilinçaltı tıkanıkları nelerdir ve yarattığı, çözüldüğünde yarattığı mucizeleri konuşacağız. Kendisini ve tüm dostlarımı sevgiyle... Evet, sevgili Anette İnselberg gördüm. Hemen davet ediyorum ve bekliyorum gelecek yayınımıza. Hoş geldiniz. İzmir'den kucak dolusu sevgiler. Canım, merhabalar. Merhaba, nasılsın? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? İyidir, çok mersi. Seni görmek çok güzel. Bu enerjini görmek çok güzel. Seninle böyle sohbetle geçen bu güzel akşamlar, konuk olduğum akşamlar çok güzel. İyi ki varsın. Canım benim, iyi ki sen de varsın. Yine seninle yayın yapmak çok keyifli. Seninle birlikte o güzel bilgileri paylaşıyor olmak çok güzel. Teşekkür ederim davetimi kabul ettin geldiğin için. Benim için zevktir, sağ ol. Bugün harika bir konumuz var. Bilinçaltını konuşacağız ve mucizelerden konuşacağız. Ve daha sonrasında meditasyon yaptıracaksın hepimize. Evet, evet. Bilinçaltımız tabii çok önemli. Çünkü biz aslında hayatımızın %90'ını, belki de %95'ini bilinçaltıyla yönetiyoruz. Bilinçli zihnimiz hayatımızın sadece %10'unu aslında yönetiyor. Her şey bilinçaltımızda olup bitiyor. Ve bizler bilinçaltını aslında dönüştürebiliriz. Bilinçaltımızda neler olduğunu ortaya çıkarabiliriz, dönüştürebiliriz ve bunun için birçok teknik aslında var. Biz de bu akşam onlardan biraz faydalanmak istiyorum. Hem de onları da biraz anlatmak istiyorum. Peki bilinçaltımızda neler var, nelerden etkileniyor? İlk başta hani konu başlığı olarak öyle bir gidelim istersen. Tabii dostlarımız geliyor yavaş yavaş, selamlarını gönderiyorlar, sevgilerini gönderiyorlar her ikimize de. Hepsini çok seviyorum, kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Birlikte olduğumuz için çok şanslıyız. Herkese çok teşekkür ederim. Varlığınıza şükran hepinizin, senin ve herkesin varlığına şükran. Şükran olsun canım benim. Evet, bilinçaltı çok önemli. Bilinçaltı tıkanıklığı yaşadığımızda ya da bilinçaltından yaptığımız anlaşmalardan dolayı hayatımızda sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlar da hayatımızı etkiliyor. Evet, bilinçaltında tabii ki çok katman var. Çocukluğumuzdan aldığımız, çocukluk sırasında aldığımız travmaların katmanları var. Anne karnında var, doğum anındaki travmalarımız var. Atalardan alabiliyoruz, geçmiş yaşamlardan alabiliyoruz. Komşudan, eşten, dosttan, televizyondan, dizilerden, şarkılardan alabiliyoruz. Yani bilinçaltında gerçekten tam bir türlü yemeği gibi aslında. Patatesi, ayşiği, domatesi, zeytinyağı şeklinde. Tam bir türlüye sahibiz. Ve neyse ki buradaki tıkanıklıkları ve blokajları da dönüştürme şansına da sahibiz. Bazen bana soruyorlar, hayatımızın hangi alanında bilinçaltında tıkanıklık var? Ben de şöyle diyorum, yani bilinçaltımız yüzeye çıkar. Yani sen hayatının hangi alanında şikayet ediyorsan, bolluk alanında mı, bereket alanında mı, ilişki alanında mı, iş alanında mı, nerede bir tıkanıklığın varsa işte bilinçaltında o bölümü önce temizlemek gerekiyor. Demek ki senin ilk kilit noktan orası. Çünkü içimizde ne varsa, hep aslında duyduğumuz bir cümle ama çok da doğru. İçimizde ne varsa dışımıza da o yansıyor. Ve bilinçaltımızda ne varsa işte senin iş hayatında, aşk hayatında, ilişkilerinde tıkanıklığa sebep olan da esas bu bilinçaltı kayıtlarımız. Ve onlar da ne yapıyor? İşte alt ana başlıklar anne karnına kadar gidebiliyor. Bunun için ama hiç endişeye gerek yok. Çünkü bilinçaltı, zihin çok öğretilebilir, öğrenmeye çok açık, eğitilebilir ve dönüştürülebilir bir yapıya sahip.
Tek istememiz, tek gerekli olan şey bizim buna niyet etmemiz. Bizim bunun için gerekli olan çalışmaları gönüllü bir şekilde yapmamız. Bunları yaparsak kolaylıkla ve neşeyle de dönüştüğünü göreceğiz. Peki neler yapabiliriz? İlk başta bu şarkılar diyorum. Hepimiz tabii çok seviyoruz bu arabesk şarkılar. Batsın bu dünyalar. Ben bu örneği vermeyi çok seviyorum. Orhan Gencebay'ı tabii ki dinlemeyen yoktur. Üstad'a Domuz yani böyle söylenecek bir şey yok. Saygımız, sevgimiz tabii sonsuz ama tabii o Batsın Dünyalar ve daha başka birçok dinlediğimiz o şarkılar ne oluyor? Ne söylersen bir süre sonra onu yaşamaya başlıyorsun ve maalesef dünya batıyor. Batsın bu dünya diye 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 dünyam batıyor. Benim bir işte sinema sektöründe çalışan bir arkadaşım var. Dedi ki bana bir gün ya Anet dedi artık gelen rolleri dedi seçmeye başladım dedi. Neden dedim ya hangi rolü alsam onu yaşamaya başladım gerçek hayatımda rol gerçeğe dönüşüyor dedi. Evet dedim. Tabii ki çünkü neyi yaşarsan, neyi konuşursan, neyi dinlersen, neyi seyredersen o senin gerçeğin olur. Çünkü bilinçaltına biz bunları ekiyoruz, tohumlarını ekiyoruz. O yüzden bilinçaltımıza neyi ektiğimize gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kere konuşurken sözcüklerimize, kelimelerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Olumlu usluplar, kelimeler seçmemiz gerekiyor. Mesela hasta olmak istemiyorum. O bilinçaltı hemen onun ilk kelimesini alıyor. Hasta olmak gibi onu algılıyor ve onu gerçekleştirmeye başlıyor. O yüzden ben dilekleri dilemek için de hep olumlu sözler söylemek gerektiğini belirtiyorum ama kaçıranlar oluyor, yeni başlayanlar oluyor. Bu yayınları seyretme. O yüzden çok temel bir şey. Ama çok önemli bir şey. Lütfen dileklerinizi de, konuşmalarınızı da, yazılarınızı da hep olumlu kelimelerle, olumlu yüklemlerle yapın. İşte ben sağlıklıyım. Ben şu anda mutluyum. Ben şu anda şanslıyım ya da şanslıyım kısacası. Mutluyum, bereket ve bolluk içinde yaşıyorum gibi. Ve hatta çok önemli. O hissin içine de girmek gerekiyor. Yani sadece kelimeleri kuru kuru bırakmayın. Mesela işte ben yapabilirim. bolluk içindeyim. Şu anda hayatımı bolluk içinde yaşıyorum. Arkadaşlarımla çok güzel bir sofradayım. Bolluk ve bereket içinde yemek yiyoruz ve eğleniyoruz. İşte yazlığımı arabamla gittim. Ailem ve sevdiklerim yanımda ve çok paranız olduğu zaman ya da çok bolluk bereket içinde olduğunuz zaman, o ailenizle, arkadaşlarınızla o sofrada olduğunuz zaman nasıl hissediyorsunuz? Nasıl hissediyorsanız onu da canlandırmanız gerekiyor bilinçaltına. Ve bilinçaltı çünkü gerçekle gerçek olmayanı ayırt edemiyor. Yani siz televizyonu açıp bir şelale seyrettiğiniz zaman o kendini şelalede hissediyor zaten. Bilinçaltı çok yönetilebilir. O yüzden hani gerçekten o hisle beraber mesela şelaleyi açın. Ondan sonra o şelalenin yanında piknik yaptığınızı düşünün. Bolluk bereket içinde yaşadığınızı düşünün. Böyle paraları, altın paraları yukarıya doğru atıp tuttuğunuzu düşünün. Ya eskiden ben küçükken var yemez amca vardı. Bilmiyorum hani yetişen oldu mu onlara ve var yemez amca koca bir oda dolusu altının içine gider ve onları böyle bir havaya atardı. Ah ne güzel paralarım der bir de güzel onları severdi. Tabii o bolluk bereketini paylaşmayı pek sevmezdi. Biz onun o tarafıyla ilgilenmiyoruz. Çünkü paylaştıkça bolluk bereket artar. Mutlaka bolluk bereketinizi paylaşın arkadaşlar. Siz ne kadar çok verirseniz evrene, evren de size o kadar çok verir. Hangi enerjiyi yayarsanız o kadar çok enerjiyi çünkü geri kendinize dönmüş olarak bulursunuz. Tekrar bilinçaltına dönecek olursak olumlu kelimelerle konuşuyoruz ve onu hayallerimizle süslüyoruz. O duygunun içine giriyoruz. O duygunun içine
İlk başlarda biraz daha zorlanılıyor imgelemeler, hayaller, duyguların içine girmek. Ama yapa yapa bu yayınları dinleye dinleye daha kolay yapabildiğinizi, arkasından da gerçekten bunları hayatınızda da çektiğinizi göreceksiniz, deneyimleyeceksiniz. Çünkü biz enerjiyiz, her şey enerji ve ne yayarsanız gerçekten onu buluyoruz. O yüzden biz burada bu kadar çok bilinçaltıyla uğraşıyoruz. Bilinçaltımızı tıkanıklıklarını dönüştürmekle uğraşıyoruz. Ayrıca bilinçaltı bu yapmalıyım, yapacağım, edeceğim, bu para gelecek, işe gireceğim, işte iş açacağım. Böyle takılardan hiç hoşlanmıyor arkadaşlar. O böyle hep yapacağım. İşte bir gün gelecek işe gireceğim. Hep o işe gireceğim. Ama ne zaman olduğu belli değil. O işe gireceğim. O ecek acak, meli malı takıları. Onları hiç sevmiyoruz biz. Böyle net olmak gerekiyor. Olumlu, net cümleler, oldu cümleleri, hisler, duygular, onların hepsinin birleşmesi ve bütünleşmesi gerekiyor. Tabii ki bunun dışında biz bunları mesela 33 kere yaz ritüelim de aslında bir bilinçaltı çalışması. Hem sayı frekansını kullanıyorum orada, hem ateş elementini, hem kırmızının harekete geçirici enerjisini, hem NLP tekniğini, birçok tekniği bir arada kullandığım çok muazzam ve sevdiğim ve çok yani binlerce kişiden geri dönüşler aldığım bir ritüel. Orada da ne teknikler kullanıyorsunuz diye soruyorlar bazen. Bilinçaltı teknikleri kullanıyorum. Ritüellerde hep bilinçaltı teknikleri var zaten canlar. Ve bu bilinçaltını Azerbaycan'a sevgiler gönderiyorum. Azerbaycan'dan bir dostum Selim Azerbaycan, sevgiler. ay Azerbaycan Bakü'ye çok gelmek istiyorum canlar. Çok çok güzelmiş. Burada da İstanbul'da yaşıyorum ben. Böyle Azeri birkaç tanıdığım arkadaşım, çok sevgi ve Evet. saygı duyduğum kişilerle de tanıştım. İnşallah bir gün Bakü'ye gitmek de nasip olsun. Tamam. Orayı da çok görmek istiyorum. İnşallah selam olsun Azerbaycan'a da ve Türkiye'mizin hemen hemen her yerinden merhaba selam demişler. Herkese Herkese selam selam olsun. olsun. Herkese kocaman öpüyorum. Kıymetli Hepinizin olsun varlığına sevgili dostum. şükran canlar. Evet, limonu düşünüp ağzımızın sulanması gibi öyle değil mi Anette? Bilinçaltı Çok çalışmaları güzel yaparken. örnek verdin. Harikasın. Aynen öyle. Şu an Çünkü limonu düşünüp de bilinçaltı ağzım böyle sulandı çalışıyor. herhalde. Aynen öyle. Ya da işte ben şimdi size desem ki işte tahtaya böyle tırnağımla yukarıdan aşağı bir cızırtı yaptım. Ne oldu? Hepimiz böyle bir şey yaptık, değil mi? Öyle bir şey yok. Ben de yapmıyorum ama sözle, değil mi? Ya da öyle bir kitap da vardı. Pembe fili düşünme. Ne yapıyoruz? Direkt olarak aklımıza hepimizin pembe fil geliyor. Yani söz çok çok önemli arkadaşlar. Sözler bilinçaltına gönderdiğimiz çok önemli tohumlardır. Ve o tohumlar zamanı gelince çiçek açar. O yüzden lütfen komşularınızla, eşinizle, arkadaşlarınızla ne konuştuğunuza çok dikkat edin. Konuştuğumuz şey bizim gerçeğimiz olur. Onu yaratırız çünkü. O enerji frekansına geçiyoruz çünkü. O enerji alanında titreşiyoruz. Evet, Efendim? konuştuklarınız kendinize geliyor, kendi kulağımıza söylemiş oluyoruz. Aynen öyle. Kesinlikle. Aynen öyle. Evet. Mesela çocuklukla ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Çocukluk travmalarımız çok çok önemli. Çünkü bütün hayatımızı etkileyebiliyor. Özellikle o 0-7 yaş grubu, bir sürü psikolog ekolleri var. Özellikle o yaş grubu üzerinde zaten çok duruyorlar. Ne oluyor? O yaşlarda tabii ki her şeye çok açık oluyoruz ve korumasız oluyoruz. Ve orada mesela birisi bize diyor ki, işte sen güzel değilsin, işte sen çabuk öğrenemezsin, sen şiir yazamazsın, işte sen resim yapamazsın, sen şusun, sen busun. Yani orada söyleneni hop bilinçaltı hop kapıyor ve ondan sonra bir bakıyorsunuz işte
Şiir yapmıyorsun, şiir yazmıyorsun, resim yapmıyorsun, kendini güzel ve iyi hissetmiyorsun, başarısız hissediyorsun kendini. Ne oldu? Orada sana söyleneni senin kendi kök inancın haline getirdin ve eğer bunu dönüştürmezsen ne oluyor? Bütün hayatını bu şekilde yaşamaya başlıyorsun. Ve özellikle anne babayı inanılmaz kodluyoruz. Yani şunu söyleyen özellikle çok seminerlere gelen çok kişiler oluyor. Yani anne ve babamı küçükken o kadar dedim ki hiç senin gibi olmayacağım, hiç senin gibi olmayacağım, hiç senin gibi olmayacağım, senin gibi biriyle evlenmeyeceğim. Şöyle dedim, böyle dedim, büyük konuştum. Aynı annem gibi oldum, aynı babam gibi birisiyle evlendim. Ya da tam tersi. Aynı babam gibi oldum, aynı annem gibi birisiyle evlendi. Ne oldu? Onları kodladık çünkü. Onları görüyoruz. Kimi görüyoruz ki? İnsan gördüğünü, duyduğunu kodlar. Hani çok güzel bir laf vardır. Çevremizdeki 5 kişinin ortalamasıyız diye. Çocukken çevrendeki ilk 2 kişi anne baba. Sonra öğretmen geliyor muhtemelen. Hani normal şartlardan bahsediyoruz. 7 seni büyüten bir aile büyüğü vardır. Büyük anne, büyük baba. Ne oluyor o zaman da onları kodluyorsun. Yani çevrende kim varsa bilinçaltına onları kodluyorsun. O yüzden onlarla da ilgili mesela şöyle bir çalışma yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir çocukluğunuzu düşünün ve çocukluğunuza bir mektup yazın. Mesela 3 yaşınızdaki çocukluğunuza bir mektup yazın. 5 yaşınızdaki bir çocukluğunuza mektup yazın. 9 yaşındaki bir çocukluğunuza mektup yazın. Ve o mektupta da şöyle deyin. Seni büyüten her kimse, aile büyüğü olabilir, öğretmen olabilir. Bazen büyük anneler, büyük babalar bakıyorlar çünkü anne baba çalıştığı için. Onlara teşekkür ediyorum. Çocukluğumda beni büyüten herkese teşekkür ediyorum. Biliyorum ki onlar ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve beni en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştılar. Fakat bilinçaltıma artık işime yaramayan birçok sözleşmeler, birçok kontratlar, birçok yazılımlar yüklendi. Hemen şimdi şu andan itibaren onları dönüştürüyorum ve iptal ediyorum. Hemen şimdi şu andan itibaren onları dönüştürüyorum ve iptal ediyorum. Oldu, oldu, oldu ve yerine koşulsuz saf sevgiyi, bolluğu, bereketi, mucizeyi ve güzellikleri yerleştiriyorum. Şükürler olsun. Yani bunu hangi yaşınıza mektup yazarsanız yazın. 3 yaşınız, 5 yaşınız, 7 yaşınız. Hatta 1 ile ben şöyle tavsiye ediyorum. 7 yaşına kadar her yaşa yazın. 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş, 7 yaş. Ve sonunu mutlaka bu şekilde bitirin. Böylelikle bütün o hatırlamadığımız ve korumasız bir şekilde tamamen üzerimize aldığımız o kodlamaları, o bilinçaltı kayıtlarını iptal edip dönüştürmüş oluyoruz böylelikle. O yüzden o yaş grubuna lütfen mektup yazın. Evet, çok güzel. Peki derin travmaları varsa bu travmalarını nasıl çözebilir? Bir kişi kendisi evde ne yapsın Annetteciğim? Hani bizlere gelince evet yardımcı oluyoruz, bilinçaltı çalışıyoruz ve çöpük diye bir şey yok arkadaşlar. Yaşanmışlıklarımız, hatıralarımız, anılarımız var. Ve bu anılarımızdan senin bu söylediğin gibi her yıla çalışarak hatırlamasa da düzenli olabilir, öyle değil mi? Tabii. Zaten burada önemli olan hatırlaması değil. Zaten 1, 2, 3 özellikle hatırlamadığımız olaylarla üzerimizde bıraktığı izlerle çalışıyoruz. O yüzden yazsın işte sevgili işte 1 yaşım, 1 yaşımda yaşadığım tüm olaylara teşekkür ederim. Beni büyüten aile büyüklerine teşekkür ederim. Şu anda farkında olup olmadığım, hatırladığım, hatırlamadığım ve beni olumsuz bir şekilde etkileyen, kilitleyen, hayatımı şu anda mutlu bir şekilde devam etmemi, ilerlememe engel olan tüm bilinçaltı kayıtlarımı,
önyargılarımı, bakış açılarımı iptal ediyorum, iptal ediyorum, iptal ediyorum deyip sonra da boşalan yere de koşulsuz saf sevgiyi, bolluğu ve bereketi yüklüyorum. Şükürler olsun demeleri bile çocuklukla ilgili çok büyük bir yol almalarına yardımcı olacak. Yani gördüğünüz gibi çalışma çok pratik aslında. Sadece mektup yazıyorsun 1 ile 7 yaş arasına her yaşa ve 7 kez yazıyorsun. Yani 1 yaşına 7 kez yazıyorsun, 2 yaşına 7 kez yaşıyorsun ve iptal ediyorumlarda 3'er kez tekrarlanıyor. Tam kaç E, kere 10 yaşına kadar da söyleyebilirim diye sordular. efendim. Ne kadar yazalım, ne kadar söyleyelim diye yazdılar az önce. Sen de cevap vermiş oldun. 7 kez Evet. yazalım. Her yıla 7 kez bir yazıyor. yazılı. Evet. Ben genelde ilk 7 yaşı özellikle bu çalışmayı yaptırıyorum ama 10 yaşa kadar uzatabilirsiniz. 9 yaş da önemli çünkü 9-10 yaşlar da önemli. Zaten orada da bir soru geldi onunla ilgili. İlk 10 yaşa kadar yapabilirsiniz bunu. Daha sonra bu yazdığınız mektupları yırtıp atarsınız. Çünkü çalışma görevini tamamlamış oluyor zaten. Onları yırtıp atabilirsiniz. Ya da yakabilirler. Ateşi Ya da yapabilirsiniz tabii ki. O da güzel bir yerden. gayet güzeldir. Yakma, yırtma, bilinçaltına oh bu işi artık yaktım, yok ettim, küle döndürdüm, geçmişte bıraktım mesajı veriyor. O yüzden yırtmalar ve yakmalar çok yaptırdığımız çalışmalardandır. Evet. Çocuklar anne ve babaya neden öfke duyar? Nasıl temizlik yapılır diye sormuş. Çocuklar anne ve babaya neden öfke duyar? Çünkü yaşadığı duygulardan dolayı öfke birikir. Sen ne dersin Anneciğim? Evet tabii çünkü orada anne baba ona kendi yapamadıklarını yaptırmaya çalışabiliyor. Ben bunu seminerlerde çok konuşuyoruz çünkü. Anne baba mesela işte müzik dersine gidememiş, işte bale yapamamış ya da okuyamamış, işte yabancı dil. Yani o dönemde kendi döneminde işte ne yapamadıysa onu işte çocuğuna yaptırmaya çalışıyor. Fakat çocuğun ona bir ilgisi yok aslında ve çocuğa sürekli baskı yapıyor. İşte ben okumadım, sen oku. İşte ben kazanamadım, sen kazan. Ben bir meslek sahibi olamadım, sen bir meslek sahibi ol. Ne oluyor? Sürekli bir baskı var çocukların üzerinde. Yani anne ve babadan birçok öfkelenme sebebimiz olabilir. Ama bu da çok önemlilerden biri. Anne baba İstiyor ki mükemmeliyetçi oluyorlar böyle çok iyi anne baba olma ihtiyacı hissediliyor ve çocuklarını da mükemmel yetiştirmek istiyor. O yüzden bir baskı, bir sınırlama, kısıtlama, kendi yapamadıklarını yaptırma ihtiyacı bunların hepsi ne oluyor tabii? O bilinçaltında, çocuk bilinçaltında bir baskı bazen de otoriteye isyan şeklinde görüyoruz bütün bunları. Yani tam ters tarafa doğru bir eğilim ortaya çıkabiliyor. Evet. Bazı karakterlerde ya da diğer karakterlerde de daha böyle içe kapanık, pasif, cevap vermeyen pasif kimlikler ortaya çıkabiliyor. Çok baskıcı ve anne babadan genelde en çok karşılaştığımız ya böyle isyan ya pasiflik. İki tarafa doğru bir uç gözüküyor. Her iki durumda da yapılması gereken demin bahsettiğim o bilinçaltı çalışmasıyla yani o yaşlara mektup yazıyoruz. Anne ve babamıza teşekkür ediyoruz. Sonuçta onların vesilesiyle bu dünya tabii ki önce Allah'ın vesilesiyle. Onu zaten konuşmaya gerek yok. Arkasından anne babamızın vesilesiyle dünyaya geliyoruz. O yüzden onlara teşekkür ediyoruz. Ama bilinçaltımızdaki bizi kısıtlayan, farkında olup olmadığımız, hatırladığımız, hatırlamadığımız tüm kilitleyen bilinçaltı kayıtlarını ne yapıyoruz? İptal ediyoruz, dönüştürüyoruz, etkisizleştiriyoruz. Evet.
Benim büyük bir dileğim var. Gerçekleşmesi için ne yapmam lazım diyor bir arkadaşımız. Böyle dileklerimiz gerçekleşmesini istediklerimiz için ne yapmalım? Ne yapalım Anneciğim? Şöyle bu az önce bahsettim 33 kere yaz ritüelini çok tavsiye ediyorum. Çünkü sayı frekansı 33 inanılmaz yüksek bir frekanstı, çok özel bir frekanstı. Fakat ondan önce aslında ben bir sarı limon ritüelim var. Onu çok tavsiye ediyorum. Çok pratik çünkü. Yarım limonu kesiyorsunuz, üstüne bir kaşık tuz serpiyorsunuz ve yatak odasına koyuyorsunuz. Yatak odasına koyarken de tüm olumsuz bilinçaltı kayıtlarımı, tüm olumsuz negatif enerjileri, evimde, işimde, evimde, arazimde, bedenimde, ruhumda birikmiş tüm olumsuz enerjileri, bu limonun ve tuzun olumsuz enerjileri çeken yapısına teslim ediyorum diyorsunuz ve bir hafta onu yatak odanızda bırakıyorsunuz. Bir hafta sonra atıyorsunuz onu. Önce ne yaptık? Biraz blokajları çözdük bilinçaltındaki. Evdeki, işteki, bedendeki o olumsuz enerjileri biraz ayıkladık. Bunu üç kez tekrarlayabilirsiniz. Ben genelde üçlemeleri hep öneriyorum çünkü. Üç kez yaptıktan sonra da 33 kez yazma ritüelini tavsiye ederim. O da bilinçaltı temizliğinden sonra eğer hiçbir arınma çalışması yapmıyorsanız çünkü dileklerden önce tavsiyem biraz arınma çalışmaları yapmanız. Çünkü Nasıl demek ki arınma çalışması blokajlar yapsınlar? var üzerinizde. Efendim? Peki nasıl arınma çalışması yapsınlar? Şöyle mesela elma sirkesiyle bir duş alabilirsiniz. Ya da şöyle ellerinizi bir havaya kaldırıp üzerimde birikmiş olan tüm olumsuzlukları, negatiflikleri, bilinçaltı kayıtlarını şöyle bir topraklıyorum, topraklıyorum, topraklıyorum deyip şöyle üç kez yaptıktan sonra şöyle bir oh be, oh be, oh be deyip bunu mesela her akşam yapabilirsiniz. Bu ne oluyor? Günlük olarak bir arınma oluyor üzerinizde. Ya da şöyle bir dirsekten itibaren soğuk suyla iyice yıkadıktan sonra bugün başıma gelen, canımı sıkan, olumsuz tüm olayları, olumsuz yaptığım tüm konuşmaları, bilinçaltıma fark ettiğim, fark etmediğim yüklenmiş tüm kodlamaları iptal ediyorum, kesiyorum, etkisizleştiriyorum. Oh be diyebilirsiniz. Mesela bu da 8. gün sonra limonu 8. gün çöpe atıyorsunuz. Bu arada bir ilk şey soru takıldı da pardon gözüme. Yani Estağfurullah. çalışmalar çok pratik gördüğünüz gibi çok basit çalışmalar. Her an yapabileceğiniz çalışmalar ama etkisi çok yüksek. Burada tek ricam bu çalışmaları bir süre yapmanız. Bir süre bu çalışmalara şans vermeniz. Çünkü bu bilinçaltı kayıtları belirli bir sürede tabii ki tohumlanıyor, oluşturuluyor. İşte anneden geliyor dedik, çocukluktan geliyor, atadan geliyor, şuradan geliyor, komşudan geliyor. O yüzden biraz bu çalışmaları disiplinli bir şekilde yapmak gerekiyor can canlar. Ondan sonra çözümler başlayıp enerji titreşiminizi yükselttikten sonra dileklerinizle rezonansa girebiliyorsunuz. Yani bir anda çok moralsizsin, mutsuzsun. Hemen bir sarı limon ritüeli yap. Şu bir arınma çalışmasını yap. Bir elma sirkesiyle yıkan. Bir blokajlarını kes. Bir çocukluğuna mektup yazma çalışması yap. Ondan sonra dileklerine geçersin. Çünkü önce yapmamız gereken enerji titreşimimizi yükseltmek. O dilekle, dilekler de bir frekans, biz de bir frekanstayız. İşte bu Evet. çalışmalarla frekansımızı dengelememiz lazım. Kendimizi önce bir topraklamamız gerekiyor. Evet. Peki şunu söyleyeyim, hani bir oh be derken derin diyafram nefesi alıp oh be dersiniz daha etkili oluyor Ah arkadaşlar. evet.
Neden limon Anneciğim? Neden başka bir şey değil de limon? Onu soracağım. Sonra tekrar bunu limon ritüelinin tekrarını istiyorlar. Tamam. Arkadaşlar ben Arzu Cengiz YouTube kanalıma ekleyeceğim videomuzu, kaydımızı. Oradan tekrar izleyebilirsiniz ama yine tekrarını alalım senden. Tabii ki. Limon ve tuzun inanılmaz negatif enerjiyi üzerinde toplama etkisi vardır. Yani limonu ve tuzu yattığımız odaya koyduğumuz zaman bizim üzerimizdeki tüm olumsuz etkiler o limona ve tuza toplanıyor arkadaşlar. Ve limonla tuzun hatta o 7 günün sonunda böyle yosunlandığını görürsünüz. Eğer üzerinizde çok nazar varsa. O çünkü limon onu ne oluyor? Üstüne topluyor. O böyle yeşilleniyor, küfleniyor. Bu üzerinizdeki nazarın da çıktığını gösteriyor. Ben şöyle yapıyorum. 7 gün yap, 7 gün dur. 7 gün yap, 7 gün dur. 7 gün yap. Ne oldu? 3 dur. Ondan sonra 7 gün durduktan sonra da hop 33 kere ritüelini yap. Sağlıkla ilgili de yapsak olur mu diyorlar. Yani bu ritüeli hangi amaçla yapsınlar daha çok? Şöyle Her bolluk ve bereketinde tıkanıklık varsa, para ilişkinde çekmedi. ilişkinde bir sıkıntı varsa, aşk hayatında bir iş hayatında bir sıkıntı varsa, kendini mutsuz, yorgun ve depresyonda hissediyorsan bu sarı limon ritüelini inanılmaz tavsiye ederim size. Aç karnına da limonlu su içilip mi diye de bir soru Ha, var. tabii ki limonlu su içebilirsiniz, elma sirkeli su içebilirsiniz. Onlar elmalı su içebilirsiniz. Hani naneli su suyu bir kere çok için zaten. Suyu ne kadar çok içerseniz sistem o kadar temizleniyor ve bu yaptığımız çalışmalarda o kadar etkili oluyor. Çünkü zaten işte 75'imiz su. O yüzden su hafızası olan bir molekül zaten ve biz bu ritüelleri yapıp da kendimizi su içtip arındıkça saflaşıyoruz. Enerjimiz yükseliyor, rezonansımız yükseliyor. İçimizdeki o blokajlar, birikmiş blokajları çözmeye çalışıyoruz ya, işte o suyun yardımıyla daha çabuk o blokajları atıyoruz üstümüzden. Titreşimimizi daha çabuk düzeltiyoruz. Ve işte suya okuma yaptığımız zaman, suya dileklerimizi okuduğumuz zaman da suyun hafızası olduğu için o suyu içtiğimiz zaman da su çok bize fayda, bereket, bolluk da getirir. Çocukların odasına koyalım diye soru Tabii geliyor ve ki. şu 33 ritüelini ısrarla soruyorlar Tamam, anne. tabii ki. Ha, 33 ritüeli de şöyle arkadaşlar, kırmızı bir mum alıyorsunuz ve bir defter alıyorsunuz. Ben ona yeni defter alabilirsiniz ama masraf yapmak istemiyorsanız ve evinizde defter varsa diğer kullanılmış sayfalarını yırtın ki o yeni enerjili bir defter olsun arkadaşlar. Ve defterin üzerine de 33 kere yaz defteri yazabilirsiniz. O defteri süsleyebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Bir enerji alanı, bir ritüel alanı oluşturuyoruz. Bu şaman tekniklerinde özellikle ritüel yapan alanları şöyle bir alan açılır. Oralar böyle bir temizlenir. Oralara işte mumlar, objeler konur. Elementleri simgeleyen objeler konur. Biz de burada onu yapıyoruz. Defterin de sizin ritüel alanınız. O yüzden üzerine 33 kez yaz ritüel defterim, işte çiçekler, böcekler, ne seviyorsanız yapıştırabilirsiniz. Ne oldu? Bir enerji alanı açtım. Kırmızı bir mum aldınız ve kırmızı mumu yaktınız. Sonra 33 kere, 33 inanılmaz yüksek bir mucize frekansıdır arkadaşlar. 33 kere dileğinizi yazıyorsunuz ve bilinçaltı kaydını nasıl yapıyorduk? Olumlu konuşarak. Dilekleri de olumlu söylüyoruz. Terfi aldım, terfimi aldım, yeni işimi açtım, bolluk bereket içinde mutlulukla, eşimle harika bir evde yaşıyorum. İşte çocuğum oldu. Ne istiyorsanız arkadaşlar, bir tane dilek seçiyorsunuz. Diyelim ki iş buldum. İşte iş buldum, iş buldum, iş buldum, iş buldum. Orada hatta biraz detaylı da yazabilirsiniz. İş buldum, işte iş yerim
Çok mutlu, çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Patronum çok iyi, işte maaşım çok iyi. Burada kendimi geliştiriyorum, potansiyelim çok yükseldi gibi detaylı ve ne dedik? Hissederek onu yazdığınız dileğin içine girin. Hayal edin arkadaşlar. O hislerle yüklenin. Çünkü nedir? Bunların hepsi titreşim. Ne yapıyoruz? Titreşimimizi yükseltiyoruz. Ve 33 kere aynı dileği yazdıktan sonra şöyle diyoruz. Dileğim hayra dönerek oldu. Burada da ne yapıyoruz? Bizden başlayarak bütünün hayrını gözetiyoruz. Yani dileğimizi diliyoruz ve hayra dönmesini de dileyerek serbest bırakıyoruz. Ve mumumuzu söndürüyoruz. Ertesi gün yine aynı işlemi yapıyoruz. Mumu söndürüyoruz. Ertesi gün yine aynı işlemi yapıyoruz ve mumu söndürüyoruz. İşte 33 kere yaz rutiniyle bu kadar basit, pratik ve binlerce kişiyi de dileklerini kavuşturan bir mucize arkadaşlar. Ve Üç bunda gün da gibi. 3 gün yapılıyor. Evet, burada da 3'ün biliyorsunuz çok özeldir. Her şey üçlenir çünkü. 33'ün yüksek frekansını üçleyerek 333'e frekansına tamamlıyoruz. Mumun ateş elementi, kırmızının işleri çabuklaştırma enerjisi, yazdıklarımız bilinçaltı yüklemeleri ve hayra dönerek olması teslimiyet. NLP tekniği yine yazdığımız zaman aynı zamanda kodlamalar var çünkü. Ve ne yapıyoruz? 4-5 tane yöntemi bir arada kullanmış olduk ve defterimizde bizim ritüel alanımız, enerji alanımız zaten. Evet, neden kırmızı mum diye soruyorlar. Mum ateş elementidir arkadaşlar. Ateş elementi hızlandırma elementidir. Dilekler her zaman ateş elementiyle başlar, harekete geçirir çünkü. Ve kırmızı da frekansı çok yüksektir. O da hızlandırma enerjisidir. Yani dileğimizin olması için hızlandırıcı olarak hem ateşi kullanıyoruz hem kırmızıyı kullanıyoruz burada. Saat önemli mi diyorlar? Aynı saatte mi yapsınlar 3 gün aynı saatte? Ben her zaman aynı saatte yapılmasını öneriyorum. Ama bunu tabii ki yapılabilir mi bilmiyorum. Çünkü herkes çalışıyor, şehir hayatı, herkesin bir sürü sorumluluğu var. Yani prensip olarak aynı saatte yapılırsa daha iyi ve ben 9'dan sonra yapılmasını öneriyorum ritüellerin. Ama Kaçıncı saat? tabii ki bir de hayatın içinde pratik olmak gerekiyor. O yüzden diyorum ki 3 gün arka arkaya yapın da ne zaman yaparsanız hani nasıl size hayatınıza uyarsa o saatte o şekilde yapın diyorum. Çünkü ne kadar çok ekleme yaparsan ona uyulması azalıyor doğal olarak. Çünkü haydi işte 9 oldu, hadi ritüelin başına oturayım. Yani böyle bir hayat yok yani. Çünkü bir sürü kafa dolu sorumluluklar var, aile hayatı var, arkadaşlar var. Ne oluyor? Atlanabiliyor. O yüzden diyorum ki yani tamam hani aynı saatte olmasın, aynı yerde hani illaki o yemek masasında mesela. Çok iyi olur. Aynı mekanda, aynı odada, aynı masada yapılması ama dediğim gibi hayat böyle değil. Biraz pratik olmak lazım, biraz esnek olmak lazım ama 3 gün arka arkaya yapılması gerekiyor. Evet, her yazmadan sonra mumu mu söndürüyoruz diyorlar. 33. Tekrar anlatabilir misin? Yeni açtık, kaçırdık diyen arkadaşlarımız var. Şimdi kendimizi bir enerji alanı hazırlıyoruz. Ritüel yapıyoruz. Bunu çiçeklerle de süsleyebiliriz. Ortasına bir kırmızı mum koyuyoruz ve sözünü sana bırakıyorum. Tabii. Defterimizi aldık. Yeni bir defter olabilir bu. Tamam. Eğer masraf etmek istemiyorsak evdeki eski bir defteri de kullanabiliriz. Ama o zaman diğer defterdeki diğer sayfaları yırtın arkadaşlar ki temiz bir enerji alanıyla defterimiz çalışsın. Defterin üstüne 33 kere dilek yazma defterim diyebilirsiniz. Onu çiçeklerle, böceklerle süsleyebilirsiniz. Ne oldu? Alan açtık. Defterle bir temiz alan açmış olduk. Ve de kırmızı bir mum alıyoruz, onu yakıyoruz. Ve arkasından dileğimizi
yazacağız arkadaşlar. Dileğini dedik, olumlu bir şekilde yazıyoruz. İşte arabamı aldım. Ama bunu arabamı aldım da yazabilirsiniz. Çok güzel. Ama onun hayalini de kurun. Arabamı aldım, içindeyim. Şu anda çok güzel bir şekilde kullanıyorum. Trafik açık. Arkadaşlarımla, ailemle yemeğe gittim. Yemek çok güzel geçti. Arabamın koltuğunda keyifle oturuyorum. Çok mutluyum. Yani gerçekten o arabayı almışsınız, sürüyorsunuz ve dışarı çıkmışsınız. Ailenizi, eşinizi, çocuklarınızı, arkadaşlarınızı gezdiriyorsunuz. Yemeğe gitmişsiniz gibi o mutluluğun içine girin. Gerçekten araba aldığınızda ne hissediyorsanız yazdığınızda o duygu halinin içine girin. Çünkü bilinçaltına burada bir kodlama yapıyoruz ve hislerle bu kodlamayı kuvvetlendirmiş oluyoruz. Ve de bunu 33 kez yazıyoruz. 33 kez yazdıktan sonra ve dileğim hayra dönerek oldu diyorsunuz. Ve mumu söndürüyoruz. İkinci gün yine mumu yakıyoruz. Aynı dileği 33 kez yazıyoruz. Hayra dönerek dileğim oldu diyoruz. Mumu söndürüyoruz. Üçüncü gün mumu yakıyoruz. Yine aynı dileği yazıyoruz 33 kez. Arkasından dileğim hayra dönerek oldu diyoruz ve mumu söndürüyoruz arkadaşlar. İşte bu kadar basit, pratik ama birçok enerji çalışmasını, birçok bilinçaltı çalışmasını, tekniği bir araya getiren işte böyle de keyifli ve binlerce kişinin dileğini hayata geçiren mucizevi bir çalışma. Çok güzel, harikasın. Peki kanser tedavisi için kullanabilir miyiz? Yani bunu bir kanser hastası için yapabilir miyiz diye soruyorlar. Şöyle tabii ki morali düzeltir. Yani mutlaka tabii ki tıbbi destek alınması gerekiyor. Bu çalışmalarda ona bir yardımcıdır. Yani moralini yükseltir, bağışıklık sistemini yükseltir, güç verir. Tabii ki bir destek olarak, moral amaçlı olarak tabii ki yapılabilir. Evet, kalemi soruyorlar ısrarla. Kalemin kırmızı olması gerekiyor mu? Yok, kırmızı olmasına gerek yok. Hayır, normal kalemle yazabilirsiniz. Çünkü biz orada mumun kırmızısının ve ateş elementini beraber orada yaptık, aktive ettik zaten. Evet, yazı defterde kalmıyor arkadaşlar. Yırtıyorsunuz ya da yakıyorsunuz. Evet, Ben kalem için. daha çok gömdürüyorum dilekleri. Bunu da Onları soran da vardı göbeğim diye. daha çok gömdürüyorum. Hatta geçen gün bir seminerde gelen kişi şey dedi. Ay dedi, parka gidiyorum dedi. Olmuyor. Beni işte nasıl eşeleyeceğim toprağa diye etrafıma bakıyorum. Eve saksı aldım. Kaç saksım var? Hepsinin içi dileklerimle dolu. Ritüellerle dolu diye. Çok güldürdü beni. Ben genelde bu dilekleri yazdığımız kağıtları toprağa Evet. gömmeyi öneriyorum Dileklerimiz arkadaşlar. toprağa gömülü. Eğer hani bu 7 yaşına kadar yaptığımız olumsuz O duygu düşünceleri yakıp yakıyoruz. yırtıyoruz Evet, arkadaşlar. tabii ya yırtıyoruz ya yakıyoruz. Tabii onlar farklı iki çalışma arkadaşlar, farklı çalışmalar. Ama Olumsuz duygu evet. çalışmaları, arınma çalışmalarını yırtıyoruz ya da yakıyoruz, küle döndürüyoruz, tuvalete atıyoruz. Evet, Ama şu dilekleri anda aynen sormuşlar. Evet, çok güzel bir detay oldu bu. evet. Dileklerimizi toprağa gömüyoruz. Neden? Toprak nedir arkadaşlar, değil mi? Çiçekleri, ekinleri, besinleri ne yaparız? Hep ekeriz, değil mi? Ekeriz, elma tohumu ekeriz, bir elma ağacı olur. İşte buğdayı ekeriz, her şeyi ekeriz. Bu da dilekleri ekiyoruz. Bilinçaltına mesaj o arkadaşlar. Bak, ektin, toprağa ektin, bereketlenecek, hayra dönecek. Senden başlayarak bütünün de hayrına olacak şekilde oradan o ekin çıkacak. Yani dileklerin çıkacak diyoruz aslında orada. Evet, çok güzel. Şöyle kötü anılarımı hafızamdan silemiyorum. Nasıl silebilirim diye bir soru gelmişti, not aldım. Ne yapsınlar kötü anılar için? Tabii dolunay zamanları, özellikle bir dolunay simgesini, sembolünü basın arkadaşlar, ya da siz çizin, baskı bulamayabilirsiniz çünkü bir dolunay çizin arkadaşlar, büyük, ve dolunayın arkasına
Neyi hayatınızdan çıkaramadıysanız, neyi üzerinizde bloke ettiyse onları yazın. Ondan sonra bir makas alın. Onları böyle o yazdıklarınızı, o büyük bir dolunay olsun ama uzun uzun yazın böyle. Yazın, ağlayın, yazın, ağlayın. İyice böyle o içinizden çıksın o birikintiler. Ondan sonra onu alın, şöyle bir makasla kesin. Kesin, kesin, kesin ve şöyle deyin. İşte bütün kafamdaki o blokajları, tıkanıklıkları, istemediğim olayları işte kestim, kestim, kestim ve artık hayatımdan hepinizi çıkardım deyip çöpe atın kestikten sonra o bütün kesik parçaları. Evet. Bu şekilde zihin görsel istiyor. Sanırım ritüellerde görselliğin anlamı bu şekilde. Tabii. Zihnimiz görsel istediği için. Aslında Evet. önemli olan niyet ama niyeti görsellikle birleştirince daha etkili oluyor, öyle değil mi? Tabii, tabii ki. Ya önem bazen ben de ritüel çalışmaları yaptırıyorum. İşte malzemem yok diyorlar. Olsun diyorum. Aynı niyet enerji alanındayız zaten. Mesele değil yani. Niyet enerjisiyle yapabilirsiniz ama sembolleri kullandığımız zaman tabii ki mesajlar bilinçaltına çok yoğun bir şekilde gidiyor. Ama eğer malzeme yoksa, bulunamıyorsa, temin edilemiyorsa ne yapacağız? Niyet enerjisiyle yapacağız tabii ki. Toprağa gömmeden önce yırtacağız mı diyor. Dileklerimizi yırtmadan toprağa gömeriz. Evet. Evet. Tamam. Peki arkadaşıyla arası çok kötüymüş ve arkadaşıyla aramı nasıl düzeltirim diye soruyor anneciğim. Ne yapsam? Yine burada arkadaşla arayı düzeltme ritüeli yapabilir. Burada güvercin sembolünü mesela kullanabiliriz. Güvercin sembolünü basabilirsiniz ya da çizebilirsiniz. Ve arkadaşımla yaşadığım tüm anlaşmaların dönüşmesini ve bu güvercin sembolünü aktive ediyorum, aktive ediyorum, aktive ediyorum ve arkadaşımla yaşadığım bu sorunun dönüşerek barışa, huzura, güçlü bir arkadaşlığa dönüşmesine niyet ediyorum, niyet ediyorum, niyet ediyorum diyebilirsiniz. Ve o güvercini ondan sonra cüzdanınızda katlayıp koyabilirsiniz ve onu her gördüğünüzde de arkadaşınıza kalbinizden onun kalbine yeşil bir ışık gönderin arkadaşlar. Sizin kalbinizden arkadaşınızın kalbine yeşil bir ışık gönderin ve şöyle deyin. Şimdi ve şu andan itibaren ilişkimizi şifalandırmaya niyet ediyorum. İlişkimizi şifalandırmaya niyet ediyorum. İlişkimizi şifalandırmaya niyet ediyorum. İlişkimizi onurlandırmaya ve onarmaya niyet ediyorum. İlişkimizi onurlandırmaya ve onarmaya niyet ediyorum deyip o bir hafta o güvercini yanınızda tutup bir hafta boyunca o güvercini gördükçe ya da hatırladıkça kalbinizden arkadaşınızın kalbine yeşil ışık yollayın. Çok güzel. Peki nişanlısıyla arası açıkmış. Bu nişanlı ve eşlerle ilgili de yapılabilir mi yoksa başka bir ritüelimiz mi var? Tabii ki güvercini daha çok tabii ki arkadaşlık için yapıyoruz. Daha çok böyle saf sevginin, arkadaşlığın daha çok simgesi güvercin. Nişanlısıyla da nişan yüzüğüne yapabilirsiniz arkadaşlar. İki tane nişan yüzüğü çizin, ona yazın, katlayın. Nişanlınıza yeşil ışık, kalpten kalbe yeşil ışık yollayın bu sefer. Peki neden yeşil ışık pembe değil? Mesela pembe olsa daha iyi olmaz mı? Şöyle tabii ki aslında kalp şakrası hem pembe hem yeşil olarak tabii ki geçiyor. Ama yeşil onarmada daha kuvvetli. İlişki onarmada daha kuvvetli. Pembe aşk yaşamakta daha kuvvetli. Ama ilişkiyi onarmada, ilişkiyi o kırgınlıkları gidermede yeşil daha yüksek frekansta tedavi ediyor. Onuruyor, onarıyor, onurlandırıyor. Tabii ki Peki pembeyle de yapılabilir. bu karı koca ilişkisinde de mi geçerli bunu yapmak yoksa Tabii başka?
Karı koca ilişkisinde de yine hani nişan yüzüğü ya da nikah yüzüğü zaten aynı. Yani iki tane iç içe geçmiş halka burada kullanacaksınız. Halka zaten aslında sonsuzluğu biliyorsunuz temsil ediyor ve sonsuzlukta o ilişkinin ve de sol tarafa tabii ki nişan sağ tarafa da evlilik yüzüğü özellikle sol tarafa takılıyor. Çünkü sol taraf ve o yüzük parmağı kalple bağlantılı olan bir parmak aslında. Yani onun evlilik nikah yüzüğünün takıldığı parmak tesadüfi seçilmiş bir parmak değil. Onun kalple olan direkt bir enerji hattı var. O yüzden iki tane yüzük çizdiğiniz zaman hem o evrensel sonsuzluğu, sevginin sonsuzluğunu, ilişkinin sonsuzluğunu sembolize ediyorsunuz. Hem de tabii ki o yüzük parmağının kalbe giden enerjisini de aktive etmiş oluyorsunuz. O da kalbi tekrar aktive etmiş oluyor. Evet. Azerbaycan'dan yazıyor bir dostumuz. Para için hangi ritüeli yapalım diyor. Tabii para için birçok sevdiğim ritüel var. Birçok sevdiğim sembol var. Mesela 5-2-0'ı kullanabilirsiniz. Bir nar, şimdilerde nar var çünkü. Mesela bir narın üzerine 5-2-0 yazabilirsiniz. Ve onu yemek masasında zaten bir yemek, bir meyveliğiniz olsun arkadaşlar. İçine meyve koyabilirsiniz, işte elma koyabilirsiniz, nar koyabilirsiniz. Ve bunların üstüne 5-2-0 yazın arkadaşlar kağıtla. 5-2-0 elmanın üstünde, narın üstünde, işte ceviz olabilir mesela o bolluk çanağında, bolluk meyve tabağında. Bunların hepsinin üstüne 5-2-0 yazın. Burada ne yapıyoruz? Hem elmanın, narın, cevizin bolluk enerjisini aktive ediyoruz. Hem de 5-2-0 sayı frekansını aktive ediyoruz. Böyle bir mesela bolluk bereket tabağı hazırlayıp salonunuzun sol köşesine koyabilirsiniz bunu. Hemen bakıyorum salonunun sol köşesinde kitaplığım varmış. Tamam. Kitaplığın bir rafını mesela boşaltabilirsin ve oraya salonda özellikle sol tarafı kullanıyoruz bolluk bereket için. Eğer bu Biraz taraf şeyde Feng Shui'ye göre sağ kapıdan girdiğiniz zaman sağ taraf aşk köşesi, ortası sağlık köşesi, sol taraf bolluk köşesi. Hani çok basit bir şekilde tabii bahsediyoruz bundan. Eğer sol taraf tabii bir dolap varsa yani bir alan açmaya çalışın en azından. Dolabın arkasında en azından bir alan açmaya çalışın ya da dolaba en yakın yere, yani sola en yakın yere şöyle küçük bir sehpanın üzerine mesela işte bolluk için sitrin taşı, işte kozalak, evet. ceviz, elma, lavanta, yani böyle bir çanak hazırlayabilirsiniz. Benim mesela şöyle bir hemen Bakalım neler var çanağında. çanağımda mesela kozalak var. Kulağın var. Evet. Mor mum var. Mor da mesela bolluk berekettir. Evet. Mor. Mor rengi Üstüne bol ve bereket simgeler. 5-2-0 var. Nasıl? Sonra sarkacım var. Şöyle. Neden sarkaç? Sarkaç da bu beyaz kuvarstan sarkaçları da kodlayabiliyoruz. Bize hizmet etmeleri için kodlayabiliyoruz. Ben de bu sarkacı bana benden başlayarak bütüne bolluk bereket getirmesi için kodladım. O yüzden onu da koydum buraya. Ondan sonra şurada defne yaprağım var. Şöyle bir ufak defne yaprağım var. Evet. Güzel. O da bereket için, para Tabii için. sonra şey var, mıknatısım var. Ha, parayı çeksin diye mi? Evet, tabii. Parayı çeksin diye mıknatısım var. Sonra lavanta var. Tabii burada biraz karışık, siz göremiyorsunuz ama buğday ve lavanta var şurada. Evet. Buğday da bolluk berekettir. Buğday ve lavanta var. Bitsin. Mesela ve de madeni para, tabii parayı çeksin Evet, diye. metal paralar. Evet. Böyle bir Eğer mesela doğal tabağım var. misallerde sitrin taşı kullanıyoruz. Tabii, aynen öyle. Ben burada sitrin taşı
Başka bir köşeye koydum onu. Bu sarkacı kodladığım için bolluk bereket, o yüzden o burada. Ve de böyle mesela birkaç çeşit bolluk bereket tabağı yapabilirsiniz. Bu mesela bir çeşit bolluk bereket Yani birkaç çeşit sembollerle. yapıp evin belli yerlerini Köşe. mi koymalıyız? Tabii, Köşeleri. Herhalde tabii. sol tarafı tercih edeceğiz. Tabii bunu böyle bir şey mesela sola yaparsınız ama yemek masasının üstüne mesela zaten yemek masasının orada ayna mesela çok iyidir. Ayna gördüğü şeyi çoğaltır. Şimdi yemek masasına koy, yani yemek masasına bakan duvara koyduğunuz zaman ayna, yemek masasında ne var? Hem yemekler var, işte sohbetli sofralar var. Ne olur onu arttırır. Bolluk bereketi arttırır ve aslında eskiler mesela yemek masasının üzerine işte meyvelerin olduğu küçük tablolar koyarlardı. Çünkü onlar da bolluk bereketi arttırır. Yemek masasının üzerinde meyvelerin olduğu tabaklar, tablolar, ayna, bunlar hep bolluk bereketi artırır. Ya da siz mesela elma alabilirsiniz, dediğim gibi ceviz alabilirsiniz, işte nar olabilir. Bunların hepsi bolluk bereket frekansı yayar. Sonra da onları bir güzel afiyetle Evet. Aynada dikkat etmeliyiz ama öyle değil mi anneciğim? Şimdi ayna aldığını çoğalttığı için aynanın konumu çok önemli. Çok Mesela önemli, dışarıya tabii. bakıyorsa dışarıdaki hangi görünümüne bakıyor? Eğer aldığı açı olumlu bir açı Ha, değilse evet. enerjiyi evin içine çekiyor arkadaşlar. O yüzden aynanın konumunu çok iyi ayarlamamız Evet. gerekiyor. Kapı girişinde de ilk girdiğimizde tam karşımıza ayna olmamalı diye biliyorum. Olmamalı. Tabii Çünkü olmaması lazım. dışarıdaki olumsuz enerjiyi içeriye alır Evet. diye. O yüzden Evet. ayna konumu çok önemli. Tabii. Ya da aynayı tutacaksınız. Ayna dışarıya baksın ki dışarıdan gelen eğer olumsuz enerji gelirse tekrar dışarıya yansısın diye. Mesela benim bir Feng Shui hocam öyle kullanıyordu. Aynayı kapının şöyle küçük bir aynayı arkası sırlı eve bakan tarafı sırlı ayna tarafı dışarıya bakıyordu. Yani dışarıdan eğer bir olumsuz enerji geliyorsa onu dışarıya yansıtması için tam kapının en ucunda duruyordu mesela. İçeride değil de kapının dışında duruyordu. Çünkü dışarıdan gelen olumsuz enerjiyi yoksa yansıtıyor. O yüzden kapı önlerine aynayı istemiyoruz. Çok önemli. Yatak odasında da arkadaşlar aynı kullanımına dikkat edin. Evet. Varsa aynalarınızı örtün. Eskiden Örtün normalde tabii. duvardan duvara ayna olurdu. Ama şu an bilgi seviyesi arttıkça artık birçok şey Tabii. bilebiliyoruz. Tabii bir de çünkü yatak odası nedir? Dinlenme yeri, sakin enerji, alfa moduna artık düşmek istiyoruz. Teta moduna düşmek istiyoruz artık uykuda. Değil mi? Enerji dalgalarımız başka derinliklere gidiyor. Orada tabii ayna bizi aktive ediyor tekrar. O yüzden aynayı yatak odasında istemiyoruz. O canlandırmaya başlıyor çünkü ayna. Evet, eğer karı kocaysanız, hani kavga ettiniz, tartıştınız, o tartıştığınız anılarınız aynada kodlanıyor ve tekrar tekrar size aynı şeyleri yaşatmaya başlıyor. O yüzden ayna kullanıma dikkat ediyoruz. Sarkacı nasıl kodlayalım demişler Anneciğim. Az önce sarkacımı kodladım dedin. Tabii ki arkadaşlar sarkaçları kodlayabilirsiniz. Takılarınızı kodlayabilirsiniz. Şöyle mesela sol elinizi alın. Şimdi bu kodlu olduğu için yıkamadan tekrar kodlamak istemiyorum. Önce Aklınızda olsun. suyun altında Tabii, tutabilirler. tabii, tabii. Enerjisi, lütfen enerjisi Evet. aksın. Yani bir şey kodladığınızda onu yıkamadan senin kodunu iptal ettim demeden tekrar kodlamayın arkadaşlar. Ben şimdi bu kodlu olduğu için onu yapamayacağım ama yüzüme kod yapmamıştım. O yüzden yüzüme yapacağım. Yani sarkaç ya da yüzük ya da kolye hiç fark etmez. Hepsinin mantığı aynı çünkü. Şöyle yüzüğünüzü elinize alın. Sol avuç içinize alın. Avuç içlerimiz enerji noktalarımız, çakra noktalarımız ve sağ elinizle kapatın ve kalp çakranızın üzerine getirin. Ve de enerji akışının düzgün olması için bacaklarınız eğer bacak bacak üstüne ise onu düz tutun. Şöyle tuttuk. Şöyle bir burnumuzdan nefes alıp verelim. Aldık. Verdik. Tekrar alalım.
Verelim. Tekrar alalım. Verelim. Sevgili yüzüm, seni şu andan itibaren kodlamaya niyet ediyorum. Sevgili yüzüm, seninle şu andan itibaren bir ve bütün olmayı seçiyorum. Sevgili yüzüm, bana yaptığın bu hizmet için teşekkür ediyorum. Benden başlayarak bütüne hizmet ettiğin için teşekkür ederim. Sevgili yüzüm, şu andan itibaren bana şansı getirmen için seni kodluyorum. Sevgili yüzüm, şu andan itibaren bana şansı getirmen için seni kodluyorum. Şansın benden başlayarak bütüne yayılması için seni kodluyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şükürler olsun, şükürler olsun. Şükürler olsun deyip tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Son bir kez daha burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Ve yüzümüzü takıyoruz. Burada mesela ben zaman belirtmedim. Bu o yüzden her taktığımda şu anda bana şans getirecek. Ama eğer birisi bu yüzeye dokunursa bir başka enerjiyle karıştığı için ne oluyor? O yaptığımız kodlama geçersiz oluyor. Ya da bu şansı mesela yükledik. Başka bir zaman başka bir şey yüklemek istediğimizde soğuk suyun altında tutuyorsunuz. İptal, iptal, iptal diyorsunuz ve yeni bir kod yükleyebilirsiniz her zaman. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ederiz canım annemden. Ne güzel anlatıyorsun. Duş aldığınızda gitmiyor arkadaşlar. Sadece kodun bozulmasına niyet edip soğuk suyun altında iptal, iptal, iptal dediğinizde gidiyor. Evet. Biz taşı değil taş bizi seçer diye duydum diyor. Evet, taş bizi Doğru. seçer. Bir doğal taş Doğru. dükkanına gittiğinizde orada gezeceksiniz arkadaşlar taşların arasında. Ve siz taş sizi seçecektir. Kendisine doğru çağıracaktır. Evet. Çok da keyiflidir. O taşın sizi seçmesi o kadar keyiflidir ki. Ve dersiniz ki evet bu. Yani bunu istiyorum. Yani çok net bir duygudur. Hiç böyle tereddüt olmaz. Hani hiç deyimlemediyseniz hani yakınlarda böyle bir doğal taş dükkanı varsa gidin ve deneyimleyin. Gerçekten taş sizi seçer. Çok muazzam bir deneyimdir. Çok keyiflidir. Evet. Nazar ve sihirden kurtulabilir miyiz diyorlar canım Aletteciğim. Eğer üzerine nazar ve sihir hissediyorsa ne yapsınlar? Su, tuz, sirke ritüelim var 21 günlük. Onu çok tavsiye ederim. Elma sirkesinin çünkü hem nazardan hem de olumsuz bütün enerjilerden bizi koruma özelliği vardır. O yüzden o 21 günlük su, tuz, sirke ritüelini yapmalarını çok tavsiye ederim. 21 gün mü yapsınlar? O 21 gün evet onda şöyle. Yani son durulama suyuna sirke koyup üzerlerine döküyorlar. 21 gün tekrar yapıyorlar. Böyle mi yapsınlar? Şimdi şöyle, o da tabii ki bir yöntem ama benim 21 günlük su tuz sirke ritüelim biraz daha farklı. Şöyle, şöyle bir bardak su alıyorsunuz, içine Tamam. bir kaşık elma sirkesi ve bir kaşık tuz atıyorsunuz ve onu yatak odanıza koyuyorsunuz ve yatak odanıza koyarken üzerimdeki tüm olumsuzlukların, nazarın, olumsuz enerjilerin, olumsuz bakışın, olumsuz düşünce kalıpların, inançların, sözlerin
bu suda toplanmasına niyet ediyorum diyorsunuz ve yatak odasında bir kenara koyuyorsunuz. 24 saat kalıyor o. 24 saat sonra lavaboya da şimdi üzerimdeki bütün olumsuzluklar döküldü, aktı, gitti, etkisizleşti deyip suyu döküyorsunuz. Ve yeni yollarımın, yeni kapılarımın, yeni mucizelerimin açılması için neler mümkün diyorsunuz. Ve ondan sonra da yine bir kaşık tuz, bir kaşık elma sirkesi yine yatağınızın yanına koyuyorsunuz. Bunu da 21 gün boyunca tekrarlıyorsunuz. Çok güzel. Ortamdaki negatif enerji su çekiyor içerisine. Tabii su, tuz ve sirke tabii Sirkesiyle de hepsi bir birleşim oluyor ve inanılmaz bir şekilde çekiyor. Bütün bir ferahlama hissediyorsunuz. yerleri silerken de sirkeli suyla silmekte fayda var. Tabii ben zaten sirkeli suyu her yerde kullanıyorum. Yerlerde, çamaşır makinesinde, bulaşık makinesinin arada bir yine elma sirkesi koyup çalıştırıyorum. Evin dışını da mutlaka elma sirkesiyle silin. Bu elma su, tuz, sirke ritüelini yapın. Elma sirkesi zaten salatalarda, işte sabah kahvaltıda, kahvaltı öncesi mesela yine bir kaşık elma sirkesi atabilirsiniz suya, onu içebilirsiniz. Ama tabii ki onu doktorunuza danışın. Hani bir mide ve tansiyon problemiyle ilgili o bir sorun olmaması açısından hepsi çok çok faydalıdır. Sirkeyle de son durulama sularını eğer üzerlerinde bir negatif hissediyorlarsa son durulama suyunda da sirke karıştırarak yıkanırlarsa bir rahatlama ferahlık olur. Canım Aneteciğim, şimdi üç erkek evlilik niyetiyle yaklaşmıyor. Yani sanırım erkek arkadaşlara evlilik niyetiyle yaklaşmıyor. Kısmet aşmak için evlilik ritüeli var mı diyor dostumuz. Şöyle bir anahtar ve kilit alıyorsunuz ve şöyle kafanızın üzerinde çeviriyorsunuz 7 kez, şöyle Bakıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve evlilikle ilgili tüm kilitlerimi çözdüm. Evlilikle ilgili atalarımdan getirdiğim tüm kilitleri çözdüm. Evlilikle ilgili anne babadan getirdiğim tüm olumsuz kalıpları çözdüm. Evlilikle ilgili çocukluğumdan getirdiğim tüm olumsuzlukları çözdüm. Evliliğimle ilgili çevreden, arkadaşlardan, sinemadan, müziklerden edindiğim tüm olumsuz bilinçaltı kayıtlarımı çözdüm deyip sonra da ilk fırsatta suya atıyorsunuz. Ama işte bunu ilk kez duydum. Tabii. Bunu ilk kez gösterdin sanırım. Daha önce Evet. bu sadece evlilik için mi yapılacak? Böyle tıkanmış işler için de bunu Ya da tavsiye ediyorum. Mesela başka... mahkeme mesela çok geliyor. İşte çözülmemiş mahkemeler, devam eden bir türlü sonuca ulaşmamış mahkemeler. Mesela mahkemeler çözülmemiş davalar için de yapabilirsiniz. Kilitlenmiş işler için de yapabilirsiniz. İşte evlilik için yapabilirsiniz. Çok iyidir, çok şeydir, ferahlatır, iyi gelir. Evet arkadaşlar, kaydediyorum, Arzu Cengiz YouTube kanalımı yükleyeceğim. Şimdi herhangi bir tıkanıklığımız varsa, evlenemiyorsak ya da kısmet aşmak için herhangi bir anahtar ve kilit buluyoruz. Yani Evet. herhangi bir fark Asma etmiyor. kilit yok, küçük kilit. Küçük de oluyor, büyük de Evet, oluyor. tabii. Yani büyük büyük gerek yok yani, o etkisi değil. Orada Bir kilit olan çözüyoruz işte. Tabii anahtarı şöyle çevirme, 7 kez çeviriyoruz. Şöyle başımızın üstüne 7 kez başımızın çeviriyoruz. üstünde 7 kere, ama her çevirdiğimizde Sözleri bir tekrarlıyoruz. tekrarlıyor. Tabii onun bütün... Tekrarlıyor mu? Nasıldı onlar, o sözler Anneciğim? Tabii şöyle çevirme Gördüm. hareketi yaparken işte konu neyse tabii o konuyla ilgili kelimeleri kullanıyoruz diyelim ki Evlenmek istiyoruz. Hadi evlenmek bakalım. diyelim, Et evet. beraber bayan arkadaşlarımız, evlenmeyen arkadaşlarımız, burada birlikte yapalım bu ritüeli. Evet. Tamam. Herkes elinde bir anahtar Elimizde. olduğunu hayal ediyoruz arkadaşlar. Bir kere çevirdik. Çevirdik. Şöyle söylüyoruz. Evlilikle ilgili Evlilikle atalarımdan getirdiğim ilgili. Getirdiği tüm olumsuz kayıtları tüm olumsuz kayıtları.
İptal ediyorum. İptal ediyorum. Bir kez daha açtık. Evet. Evlilikle ilgili. Evlilikle ilgili. Anne babadan aldığım Anne babadan aldım. tüm olumsuz kayıtları Tüm olumsuz kayıtları. iptal ediyorum. İptal ediyorum. Tekrar çevirdik. Evlilikle ilgili Evlilikle çocukluğumdan getirdiğim ilgili. Çocukluğumdan getirdiğim tüm olumsuz kayıtları olumsuz kayıtları iptal ediyorum. iptal ediyorum. Bir daha çevirdik. Evet. Evlilikle ilgili Evlilikle ilgili arkadaşlardan getirdiğim arkadaşlarından getirdiğim tüm olumsuz kayıtları olumsuz kayıtları iptal ediyorum. iptal ediyorum. Bir daha çevirdik. Evlilikle Evlilikle ilgili ilgili müziklerden, filmlerden, görsellikle müziklerden aldığım tüm olumsuz kayıtları olumsuz kayıtları iptal ediyorum. iptal ediyorum. Çevirdik. Evlilikle ilgili Evlilikle ilgili farkında olup olmadığım, farkında olup olmadığı duyduğum duymadığım, duydum duymadı gördüğüm görmediğim, gördüm görmediğim işittiğim işitmediğim, İşittiğim, işitmediğim, söylediğim söylemediğim söylediğim, söylemediğim, tüm olumsuz kayıtları olumsuz kayıtları iptal ediyorum. iptal ediyorum. Ve son olarak Çevirdik. evlenmeme Evlilikle ilgili. ilgili tüm kozmik Kozmik. ve evrensel ve başkalarından aldığım Benden aldım. ortak kayıtlardan aldığım Ortak kayıtlardan aldım. bilmeden ve istemeden Bilmeden ve istemeden. ortak kayıtlardan çektiğim Ortak kayıtlardan çektiğim. empatlık yaptığım Empatlık yaptım. tüm olumsuz kayıtları Tüm olumsuz kayıtları. iptal ediyorum. İptal ediyorum. Ve suya atarken de diyoruz ki suya attığımızı şey yapalım. Ve Tamam. evlilikle ilgili tüm yollarım açıldı, açıldı, açıldı. Açıldı. Şükürler olsun diyoruz Şükürler olsun. arkadaşlar. Evet. İyi ki varız, Şükürler muhteşem olsun. bir ritüel. Evet, evlilikle ilgili ya da kısmet aşmakla ilgili ne varsa ya da sorunlarınızla ilgili ne varsa bu ritüeli tekrarlayabilirsiniz. Muhteşemdi. Hep birlikte yaptığımız için enerji daha Değil mi? Çok güçlü güçlüydü. hissettim. Çok kuvvetli hissettim. Evet, ben de çok Süpersiniz keyifli. canlar. Varlığınıza şükran olsun. Herkese Öpüyorum. istediği ilişkiyi, karşılıklı aşkı, güzel Öpüyorum. evliliği getirsin inşallah. İnşallah. Peki hemen evlilikten paraya geliyoruz yine Anneteciğim. Cüzdanımız ne renk olsun? Kırmızı ya da mor olabilir. Canlı renkler olsun arkadaşlar. Mor zaten bolluk bereketin rengi. Kırmızı da canlılık, harekete geçirme rengi. Kırmızı ya da mor. Ama ikisini de bulamazsanız biraz zor çünkü mor ve kırmızı cüzdan bulmak. Ben baktım bulamadım. Evet, ben de zorlanıyorum çünkü açıkçası. O yüzden bildiğimden söyledim. Yoksa canlı renkler seçin ama. Peki Yine canlı renkler. altın rengi de işe yarayabilir sanırım. Hani Tabii, altın, tabii paranın rengi, altın lirayı altının çağrıştırır çünkü. Tabii ki rengi. altın da olabilir. Yeşil olur mu diyorlar? Yeşil. Canlı renktir, tabii yeşil canlı renktir olabilir. Evet. Bir sorular hızlı akıyor. Mutluluk kapılarını açar mı diyor. Sanırım az önce yaptığım pratiği soruyorlar. Muhteşem bildiğim ben de evliliği mutluyum ve huzurluyum. Mutluluğun kapısını açtım diyor. Harikasın arkadaşım. Peki Süpersiniz. para için ne yapmalıyız diyor. Para için şimdi söyledik. Tekrar para için ne yapmasınlar? Para için ne yapıyorduk Anetteciğim? Şöyle kelt ritüeli var. Kelt ritüelini de yapabilirsiniz. Şöyle kolunuza şöyle kelt sembolü var. Kelt sembolünü çizebilirsiniz ve Kelt Kel sembolü şöyle hemen şuradan bulayım size şu sembolü kitaptan hemen
Şöyle kel sembolü hemen bende. Şöyle. Arayınca da bulunmaz ya. Bekliyoruz sevgiyle. Her arayan bulamaz ama bulanlar da arayanlardır diye bir laf vardır ya. Ben de tam Şimdi tam öyle oldu diyorsun. haldeyim. Şöyle hemen. Şöyle sakin sakin bakayım en iyisi. Acele edince hiç bulamadım Acele çünkü. etmeden soruları okuyorum. Benim Tamam. kızım Atatürk Portreli diyor. Cüzdanda fotoğraf taşımayı önermiyorum arkadaşlar. Anneciğim ne der bilmiyorum. Eğer cüzdanlarınızda fotoğraf varsa lütfen çıkarın. Fotoğraf enerji ağırlığı yapar arkadaşlar. O enerjileri, o kişilerin o anda yaşadıkları enerjileri de hayatınıza çekmiş oluyorsunuz. O yüzden enerji fazla ağırlık, fazla enerji istemiyoruz cüzdanlarda. Cüzdanlar para içindir arkadaşlar. Sadece paralarınız olsun cüzdanınızda. Başka bir Evet, şey o olmasın. kişiye harcarsınız parayı. Ayrıca kimin fotoğrafı varsa cüzdanınızda paralarınız o kişiye gider. Evet, mesela Ama tabii genelde eşinizin, sevginizin cüzdanında olabilir mi? Olabilir diye düşünüyorum. evet tabii. Mesela şey hep hani çocukların fotoğrafı koyulur, eşin fotoğrafı koyulur. Ne olur? Bütün paralar onlara gider. Paralar eşi ve çocuğu gider. Hani o da çok güzel tabii de bir de ağırlık da verir. Yani o kişinin ağırlığını çekmiş olursunuz çünkü. O yüzden para cüzdanda sadece para olsun lütfen. Evet. Allah Kardeşim bana borcunu ödemiyor. Nasıl davalık olmadan çözebilirim diyor. Allah. Paralar bana gelsin, yapabilirsiniz. Bir aynanın üstüne para bana gelsin yazabilirsiniz. Evet. Para Ve bana ondan geldi. sonra onun üzerine paralar koyun. İşte 1 lira, 10 lira gibi ufak tefek paralar koyun arkadaşlar. Para bana geliyor yazıp bir aynanın üzerine. Ve onu 3 gün orada tuttuktan sonra paranın gelmesini niyet ederek oradaki paraları sadaka olarak verin. Önce ne yapıyoruz? Her zaman biz veriyoruz arkadaşlar evrene. Bir dilek dileyince de her zaman önce biz veriyoruz. Verelim ki bize gelsin arkadaşlar. Çünkü vermeden olmaz. Her zaman önce bizim harekete geçmemiz lazım. İşte şöyle aynanın üzerine dediğim gibi para bana geliyor yazabilirsiniz. Ve o şekilde olabilir. Ve o paraları da sadaka olarak veriyorsunuz arkasından. Banka kartı ve kredi kartı cüzdanda bulunduralım mı İki ayrı cüzdan diyorlar? hazırlayabilirsiniz. Yani paraların olduğu cüzdan ayrı olabilir. Kredi kartlarının olduğu cüzdanı ayrı bir şekilde hazırlayabilirsiniz cancanlar. Kilo ile ilgili konuşur musunuz diye bir arkadaşım? Kilo sen anlat istersen önce anneteciğim. Tabii ki. Bakmamak Kilo da için. bizim bilinçaltı kayıtlarında çok çalışmalar yaptığımız konulardan bir tanesi. Çünkü kilonun birçok sebebi oluyor. Mutlaka ona bakmamız gerekiyor. Kiloyla ilgili şöyle bir kere sevilme ihtiyacını karşılamak için kilo alıyor olabiliriz. Bazen dişiliğimizi kapatmak için kilo alabiliyoruz. Bazen çok yiyoruz, içim şişti. Bir olaylar oluyor, içimiz şişiyor, içim şişti diyoruz ve çok yiyoruz. Yani orada ilk başta neleri, niye yediğimize bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve bunları tespit ettikten sonra bunlarla ilgili bir olumlama kağıdı mesela yazıyoruz. Ve yemek masamızın üzerine onu koyuyoruz arkadaşlar. Ve yemekleri yemeden önce o bilinçaltı kayıtlarını düzenleyen sözleri okuduktan sonra suyumuzu içiyoruz arkadaşlar. Yani öncelikle ne yapıyoruz?
bir kodlama, bilinçaltı kodlaması yapıyoruz yemeklerden önce. Suyumuzu içiyoruz ve bunu 21 gün boyunca tekrarlıyoruz arkadaşlar. İlginiz nerede olursa, eğer ilginiz çok yiyeceklerde olursa o alanı çoğaltırsınız. İlginiz hareket etmekte olsun. Duygu eksikliğinden Anet'in söylediği gibi duygu eksikliğini kiloyla doldurabilirsiniz. Ya da geçmiş yaşamlarınızdan gelen bir tıkanıklık olabilir. Ama ne kadar yersiniz o kadar iki kat daha hareket etmeyi ve duygulardan özgürleşmeye çalışın diyebilirim. Evet. Olarak. Bir de mesela aklınıza can sıkıntısından evde vakit geçirince tabii insanın canı sıkılıyor. Sürekli aklına buzdolabındaki yemek geliyor. Her öyle aklınıza yemek geldiğinde onun yerine mesela 10 dakika yürüyün. Yani yemek yemek yerine dolaba gitmek yerine yürüyün mesela 10 dakika yürüyün ya da 10 dakika kitap okuyun. Zihninizi meşgul edin demek istediğim o zihin Çok çünkü güzel. az önce senin dediğin gibi yemeğe kilitleniyor. Biz ne yapıyoruz? Ne dedik? Bilinçaltı dönüştürülebilir dedin. Ne yapıyoruz? Dönüştürüyoruz onu başka bir oyuncakla kandırıyoruz. Onun o sırada oyuncağı yemek yemek. Biz diyoruz ki Evet. tamam bu yemek burada kalsın yiyeceksin birazdan merak etme güvendesin. Ama şimdi hadi gel yürüyelim biz seninle yürüme şeyi yapalım. Yani Alıştırması yapalım. ilginiz nerede oluyorsa enerji orada oluyor. Öyle değil mi Aneticiğim? Evet. Evet, Evet. Sen de kesinlikle. 76'da diye bir arkadaşım yazmış sanırım kitabını Ha, okuyan ay birisi. evet. Teşekkür Ay ediyorsunuz teşekkür ona. ederim. Burada heyecandan bulamadım çünkü. Çok çok sağ Canlısın, olun. tatlısın. Şöyle Bakalım. arkadaşlar. Şöyle sayfa 76'da şurada. Parmakla Gördüğünüz gibi. gösterdiğin sembol mü? Evet şu. Ha, ezber bozanın sembolü. Ezber bozan TV'nin Evet, tabii sembolü. o kelç sembolü. Evet. Tabii Sembolü. o kelç sembolüdür ve onun üstlerine ne yazarsanız ha şurada da mesela şu da yani aynı değişik birkaç tane çizimi var arkadaşlar ya da basımı var. Hepsi Evet. bunların kelç sembolü. Evet. Bu mucizevi bir sembol, enerjisi çok yüksek bir sembol. Ay teşekkür ederim. Şimdi açınca böyle her yerde bulmaya başladım bu sefer. Kelç sembolünün öyledir ya. Teşekkür Evet. ederim gerçekten bulan arkadaşı adını Teşekkür göremedim ama çok teşekkürler. ederim. Tam görünmüyor. Ekranı biraz daha yaklaştırır Ha, mısın tabii hayatım? ki şu Evet. Sembol. şöyle Şimdi bunu kelç sembolü aktarıyoruz. Bilimimize mi çiziyoruz? evet bunu mesela bileğinize çiziyorsunuz ve bunun her köşelerine ne istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Mesela bolluk istiyorsanız bolluk, bolluk, bolluk yazabilirsiniz ya da bolluğun frekansı 777'dir. 7 pardon 520'dir. 520, 520, 520 yazabilirsiniz. Ben genelde şu sembolü şöyle kullanıyorum. Buraya 520 bolluk yazıyorum. Buraya 777 mucizeler yazıyorum. Buraya da 938 yazıyorum. O da aşk. Yani bu üç bacaklı, üçlü çalışan bir sembol. Bir tarafına bolluk, bir tarafına aşk, bir tarafına mucize Evet. frekansı koyuyorum ben. Muhteşem. Çok güzel. Yani bilinize çizmesek de herhangi bir kağıda çizip Tabii masanın üstüne tabii avuç koysak. içine çünkü bilek tabii ki iş yerinde falan olmayabilir. Avuç içine çizebilirsiniz ya da işte cüzdana koyabilirsiniz. Mesela paraların yanına bunu koyabilirsiniz. Not alalım hemen. Tabii. Aşktı. 520 para. 520 bolluk bereket 938 aşk 777 mucize. 938 aşk. Aşk 548 diye biliyordum. O da var, o da var. Ben 938'i kullanıyorum. Birkaç tane frekans kullanılabiliyor aynı konu için. Ben Tamam. 938'i kullanıyorum ama sen hani onu da kullanıyorsan, hani senin enerji alanında o çalışıyorsa, o içinden geliyorsa tabii ki onu kullanacaksın. Diğeri de 777'ydi. 777 de mucize. Mucizenin frekansı. Evet. Güzel. Bunu not aldık. Bunu harekete geçirebiliriz. Bu frekansı Tabii. aktifleştirebiliriz. Evet, yayını kaydedeceğim arkadaşlarım. Arzu YouTube kanalıma yükleyeceğim. Bu canım Anet'in verdiği bu güzel bilgileri kaçırmayız elbette.
Hepsini tekrar tekrar izleyebiliriz. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza gönderebilirsiniz. Çok güzel bilgiler aktardı. Çok kıymetliydi hepsi. Seni yayınlamak çok güzel. Bitirmedim. Sakın sözlerim diye algılama. Şimdi bize bir meditasyon yaptıracaksın sanırım. Nasıl bir meditasyon? Bir bilinçaltını temizleme meditasyonu, çünkü hani bu akşamın ana konusunu bilinçaltını dönüştürmek olarak seçtiğimiz için öyle bir meditasyon şey yaptım. Bu arada şeye bakıyorum da ne kadar şarjım kaldı, ona baktım da Ha, evet az ben de bakayım. kalmış da. Evet, bu şey canlı yayında çok hızlı gidiyor ya. Evet. Şöyle bir burnumuzdan nefes alıyoruz. Tamam. Ve ağzımızdan veriyoruz. Ve burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Şimdi kendimizi ormanlık bir yolda yürürken hayal edelim. Ormanlık yolda yeşilliklerin arasında, ağaçların arasında keyifle yürüyoruz. Ve karşımıza bir mağara çıkıyor. O mağaranın içinin nasıl olduğunu merak ediyoruz. Ve mağaradan içeri girmeye karar veriyoruz. Mağaranın içi çok güzel. O da ne? Aşağıya doğru inen merdivenler olduğunu fark ediyoruz. Ve merdivenlerden aşağı doğru inmeye başlıyoruz. Merdivenlerden inelim, inelim, inelim. Ta ki orada bir düzlük bulana kadar inelim. Ve merdivenlerde indiğimizde boş bir alan var. Ama o alanda ne görüyoruz? Küçük taşlar, büyük taşlar, çalı çırpı, otlar. O alanda daha önce fark etmediğimiz, farkında olmadığımız birçok taşlar, kayalar, ayrık otların olduğunu fark ediyoruz. Ve önce ayrık otlarını koparıp koparmaya başlıyoruz. Koparalım. Ayrık otlarını koparalım. Ayrık otlarını koparalım. Ayrık otlarını koparalım. Ve ayrık otlarını koparırken şöyle söyleyelim. Bilinçaltımdaki tüm olumsuz düşünceleri, farkında olup olmadığım tüm olumsuz düşünceleri şu andan itibaren ta kökünden, en kökünden, en kök inancından koparıyorum. Koparıyorum, koparıyorum ve onu dönüştürüyorum ve gökyüzüne doğru salıveriyorum. Ve daha sonra ne yapıyoruz? Koca koca kayalar var. Bizi tıkayan, ağlatan, üzen olaylar, koca koca kayalar var ve o kayaları kolaylıkla kaldırıyoruz, kolaylıkla kaldırıyoruz. Temizleyin o koca kayaları. Hemen alın gökyüzüne doğru fırlatın. Alın gökyüzüne doğru fırlatın ve şöyle deyin. Tüm benim canımı acıtan, kalbimi yaralayan, üzen, canımı sıkan tüm bilinçaltı kayıtlarımı, olumsuz tüm bakış açılarımı, ön yargılarımı, bu koca koca taşları gökyüzüne doğru fırlatıyorum. Yok ediyorum. İptal ediyorum ve etkisizleştiriyorum. Ve sonra sıra küçük çakıl taşlarına geliyor. Çakıl taşlarını toplayın, 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 toplayın
Ve yine şöyle derken onları da gökyüzüne doğru iptal ederek, etkisizleştirerek atacağız. Farkında olup olmadığım, deneyimlediğim ya da deneyimlemediğim tüm olumsuz sözleri, anlaşmaları, kodlamaları, bolluğumu ve bereketimi ve ilişkilerimin önünde olan tüm olumsuz bakış açılarını bu küçük taşlar vasıtasıyla gönderiyorum, etkisizleştiriyorum ve iptal ediyorum. Ve şimdi dönüp odaya tekrar bakıyoruz ve odanın artık tertemiz olduğunu görüyoruz. Ne kaya kaldı, ne taş kaldı, ne ayrı kota oldu. Ve buraya gökyüzünden beyaz bir ışık indiğini hayal ediyoruz. Ve beyaz ışıkla bu odayı iyice arındırıyoruz. Şifa yağdırıyoruz. Sevgi, bolluk, bereket, mucize ve şans yağdırıyoruz. Ve şu sözleri söylüyoruz. Bilinçaltıma şu andan itibaren bolluğu, bereketi, şansı ve mutluluğu, karşılıklı aşkı yüklüyorum, yüklüyorum, yüklüyorum. Ve bu beyaz enerjinin getirdiği mutluluğu, sevgiyi aktive ediyorum. Ve öyle oldu, ve öyle oldu, ve öyle oldu. Ve mutlu bir şekilde merdivenlerden tekrar yukarı çıkmaya başlıyoruz. Merdivenlerden yukarı çıkıyoruz, yukarı çıkıyoruz, yukarı çıkıyoruz ve mağaranın kapısına geliyoruz. Şöyle bir esniyoruz mağaranın kapısında. Esniyoruz, kocaman kocaman esneyin, 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 esneyin. Oh, tekrar esneyin, esneyin, esneyin. Oh, son bir kez esne, esne, esne. Oh, ve mağaradan dışarıya adımını at. Tekrar gökyüzüyle buluş. Gökyüzüne, mavi bulutlara bak. Bak. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun de. Ve hazır olduğunda gözlerini aç. Muhteşem. Muhteşem, olağanüstü bir enerji, olağanüstü anlatım. İyi ki varsın, ağzına İyi ki yürüyebilir sen de sağlık. öyle. Şükürler olsun varlığına. Hepinizin Dostum. varlığına. Herkesin, evet bizimle birlikte olan tüm dostlarımızın varlığına şükran olsun. Çok güzeldi Anette. Çok Bu güzeldi. çalışmanın sonrasındaki geri bildirimler sana nasıl döndü? Dostlarımız neler söylüyor? İlk başlarda tabii daha çok böyle bir ağlama, kalpte bir hareketlenme, bazen böyle bir esneme, öksürme, böyle bir fiziki dışa vurumlar oluyor. Ondan sonra da yavaş yavaş hayatlarında dönüşümler olduğundan bahsediyorlar. İşte o olmayan evlilik oluyor, o bulunmayan iş bulunuyor, o çocuğa hamile kalınıyor. Kilitler açılıyor. Tabii bunların hepsi birleşik çalışmalar. Hem kilit, hem 33 kere işte sarı limon. Yani hepsi beraber tabii ki beraber yapıldığında etkisini arttıran ve çok olumlu mucizevi dönüşümlerle bizi kucaklayan çalışmalar. Evet, esnemem arttı. Çok esnedim yani dostlarımız var. Sanırım büyük bir rahatlama sağlıyor. Esneme o yüzden ağlama olabilir aslında hani Çok iyidir. Çok ağladıysanız rahat bırakın kendinizi. Sonra bir bu yayından sonra da bir elma sirkesiyle yıkanın, bir kendinize gelin. Çünkü çok güzel çalışmalar yaptık, çok ciddi arka arkaya çalışmalar yaptık. Bir evet. böyle bir yıkanın kendinize gelin. Bol su içsinler. Su Evet, tabii. taşımadan. Hemen içelim. Ben de içiyorum. Arkadaşlar siz de için. Su içmek topraklıyor hepimizi. Evet. Yaptığın hareketlerle bilinçaltımızdaki olumsuz inanç köklerini aslında Tabii. fiziksel olarak imajinasyon yaptırıyor. Evet, tabii. O Evet. kayalar,
küçük taşlar, o ayrı kodları hepsi seviye seviye bilinçaltımızı tıkayan olumsuzluklar. Onları seviye seviye kopardım oradan aslında. Evet. Çok huzurlu hissettim diyen var. Esniyorum hala diyen var. Evet. Evet, oğlu iş görüşmesine gitmiş. Olumlu cevap gelmesi için ne yapabiliriz diyor. Sanırım olumlu cevap alabilmek için kısaca ne diyebiliriz anneciğim? Olumlu cevap için yine birkaç tane tabii ki ritüel var. Burada yine az önceki kelt sembolünü yine kullanabilirsiniz. Bir tarafına iş, bir tarafına başarı, bir tarafına olumlu cevap yazabilirsiniz mesela. Bu yazıları sol ele, sol el bileğine ya da sol avuç içine kırmızı kalemle yazıyoruz. O aklınızda olsun. Olumlu Evet. cevaplar için iyi haberler gelsin ritüeli var mesela, onu yapabilirsiniz. Rüzgar gülüyle bir rüzgar Nasıl? gülü sembolü çiziyorsunuz Tamam. ve sembolün arkasına gelmesini istediğiniz haberi yazıyorsunuz ve onu ondan sonra da dışarıdaki bir bitkinize, bir ağaca bağlıyorsunuz ve onun Görünüyor. kendiliğinden, evet. Yani gerçek bir rüzgar gülü de olabilir, Onu sembolik de olabilir soracaktım. tabii ki. O sembolikse onu bağlıyorsunuz o kağıdı, o kendiliğinden uçup gidiyor zaten, onu artık karışmıyorsunuz. Çünkü rüzgar gülü iyi haber enerjisi, iyi haber getirme sembolüdür. Onu orada kullanıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Evet, rüzgar günü küçükken kullanırdık. Tabii, Onu çaktığımız arasında tabii iyi haber bağlayabiliriz. getirme sembolüdür, aktive eder. İyi haber gelmesini aktive eder. Çok tavsiye Evet. ederim. Bir haber bekliyorsanız rüzgar gülü ritüelini, sembolünü kullanın mutlaka. Evet. Para kasasını evde nereye koyalım diye soruyorlar. Tek şeye göre para bölümünü nereye koyuyoruz? Sol, Hani sol. sol. Evet. Hep her zaman solda oluyor galiba bu tür Evet durum. evet tabii tabii solda. Para, bolluk, bereket köşesi solda, odanın solunda. Evet. Ben yine seni konuk almak isterim. O kadar Tabii güzel şeyler ki. veriyorsun Çok, sen. ben de her zaman. Kitapların eğer yanındaysa gösterir misin Anneticiğim? Tabii ki. Gerçekten istiyor musun? Evet. Şöyle, bu her güne bir ritüel. Burada ritüellerin tarihleri var ama onu her ritüeli her istediğiniz, çünkü her güne bir ritüel olduğu için konsepti o şekilde yapıldı. Ama her ritüeli her istediğiniz zaman, her içinizden geldiğiniz zaman yapabilirsiniz. Ritüeller çünkü her zaman yapılabilir zaten. Ve de her şey değişir kitabı. Ah, çok pardon. Kitaplarla şöyle, ben de şöyle bir gözükeyim. Her şey değişir. Evet, o kitabını okumuştum. Çok güzel bir kitap. İnternette kopma oldu galiba sanırım. Sevgili Anette'nin internetinde sanırım bir sorun oldu. Oğlumun evlenmesini istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım diyen arkadaşım var. Sorarız Anette'ye. Anneteciğim beni duyuyor musun? Evet, koptu. Peki, bakalım tekrar yayını alabilirsem alalım. Bir hoşça kal desin bize. Evet, ekran dondu. Sanırım telefonda sorun oldu. Yayını alabilirsem alacağım. Eğer yayını alamazsam şarjı bitti diyen bir arkadaşımız var. Olabilir, şarjım çok az kaldı demişti. Evet, sanırım şarjı bitti. Gelemeyecek. Hah, geliyorsun galiba. Bir hoşça kal alalım kendisinden. Evet canlar, cep telefonumun şarjı bitti arkadaşlar, kusura bakmayın. Biz Şöyle, tahmin ettik şarjın bittiğini ama gelirse dedim, gelir gelmezse de hoşça kalın diyecektim. Neyse ki başladım. geldin. Tabletten geldim. Onu da şimdi tabii görüntüsünü tam ayarlayamıyorum. Kusura bakmayın ama bay bay En demeden de azından
gitmek istemedim. Teşekkür ederim. Filiz'i Canım, kocaman selamını öpüyorum. biz teşekkür ederiz. Verdiğin tüm bilgiler için, ritüeller için, güzel dilekler için, o güzel kalbin için sonsuz sevgiler. O kadar güzel bir kalbin var ki o kalbin sevgisi hepimize yansıyor. İçinin güzelliği hepimize yansıdı. Çok güzel bir akşam oldu. Çok güzel bir yayın oldu. Tekrar tekrar izleyebileceğimiz bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sondaki kopma ve görüntü kayıpları için kusura bakmayın. İşte teknoloji böyle bazen oyunlar oynayabiliyor ama çok çok keyifli bir yayında. Varlığınıza Evet. şükran gerçekten. Biz de senin varlığına şükran duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte olan 600 kişimiz vardı. Hepsine ayrı ayrı sevgi gönderiyorum. Kucak dolusu sevgiler olsun. Dualarınız, niyetleriniz, dilekleriniz kabul olsun arkadaşlar. Kalbinizden ne geçiyorsa olsun inşallah. Öpüyorum. Çok güzel sevgilerimi gönderiyorum. Görüşürüz Aleyküm. Hoşça kal. Birlikte çıkabiliriz. Tamam. Bye bye. Tamam, hoşça kal. Görüşürüz.